gün canım hiç çalışmak istemiyor, evleri temizlemek istemiyor. Neyse ben bugün bir şey yapayım. Ne yapayım ama? Hasta numarası yapayım, bütün işleri Ramazan'a yaptırayım. Mutfağı da toplamamış, o nerede ki? Bulaşıklarda duruyor. İnsan şunları bir yıkar. Herhalde Ramazan geliyor, ben hemen hasta numarası yapayım. Şşt, Bengü. Sen de oynar diye seni aldım. Yine de uyuyor. Nasıl olacak? Gel uyandıralım şunu. Şşt, Bengü. Kalk oyun oyna, kalk kalk. Kalk oyun oyna, kalk. Hayır. Kalk. Niye bulaşıkları yıkamadın sen? Hastayım. Hasta mısın? Hı. Neye vurdun? Başım ağrıyor. Bengü hastayım diyor. Hasta mısın diyor? Bak gözce yakıp kıymış olmuş. Ateşini aç bakayım Bengü. Ya hadi yumurta yap bile bu ateşte. Yat yat yat. Tamam biz gidelim Bengü'yüz. Ama işleri kim yapacak? Bengü yerleri süpürsün, sen de bulaşıkları yıka. Şu zavallıya da mı iş yaptıracaksın? Yerleri de ben süpürüm, bulaşığı da yıkarım. Başka istemiyor mu? Var tabi, çamaşırları da yıka. Az, tamam. Akşam yemeğini ben yaparım. Zaten insan kendi kendine yata yata usanır sonuçta. Neyse, bulaşıkları yıkamayın işe başlayayım ben. Epeyde güzel temizlemiş. Şimdi göçürdü sanıyorum ortada ama çok da güzel yapmış. Şöyle bak, senin saçlarmış. Şöyle şöyle bir yedi. Gören de çok zor bir şey yapmış. Uyansana kız, uyan, uyan. Kesmedikçe ben ona yaptırırım bütün işleri. Çok kolay yani. Ben de sana bol tuzlu bir fanta içeyim mi sen kendine? Şimdi görürsün ama. Ben sana biraz tuzlu fanta içeyim mi sen görgünlü? Şu kadar tuz yeter herhalde. Aha. Sen şimdi iç bakalım tuzlu fantan da gördün. Çiçeği. Bak sana içecek ettim. Al işte kendine gelirsin. Az önce haberlerde okudum. Hastalar fanta içer içmez. Hemen ayaklanıyormuş. Ne oldu kız? Tuzlu fanta içine gelmedi mi?